Selamlar millet. Ben Metin. Yeni bir Rise of Kings videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum, yayın yapıyordum. Uzun bir aradan sonra yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir güncelleme olarak aslında güncelleme 5-10 gün öncesinde paylaşıldı ama hala oyuna gelmediği için yine de videosunu yapabilirim diye düşündüm. E, oyuna gelecek olan birkaç yeni etkinlik var. Bir de Zenit falan var. Temayı falan göstereceğim. Yeni bir komutanımız var. E, komutan etkinlik komutanı bu arada. Ee, şey çark veya vali komutanı değil garnizon komutanı piyade Rise of Kingdoms resmi YouTube sayfasında video paylaştı zaten onu izleyeceğiz bir önceki gibi hazırsanız o videoyu geçelim ben e, anlatacağım zaten videoyu Evet Rise of Kingdoms'ın resmi YouTube kanalında paylaşıldığı video şöyle biraz izleyelim burada konuşuyorlar sesi ben kıstım ne anlattıklarını biliyorum zaten ee, burada Yeni etkinliklerden bahsediyor. Ya bu etkinliği biliyorsunuz zaten. Ee, oyunun belirli zamanlarına geliyor. İşte yıllığınız var. 2023 yılı var bu sefer. İşte İpek yolu var. Girdikçe yani her 7 günde girdiğinizde o komutan heykeli buradan gelecek. O dediğim yeni piyade komutanı. Burada iki tane yeni etkinlik var. Burada yine değişik değişik ödüller var. Bunu görüyorsunuz mesela. Bu ilk kez gelen bir etkinlik. Şöyle geçiyorum biraz. Evet bu yeni e, Zenit temamız. 15 süvari sağlığı veriyor. Şekli çok güzel olmasa da hani böyle çok sade duruyor bence. Diğerlerine nazaran böyle çok sade yapılmış bir tema. Ama 15 süvari sağlığı bence en kanlı geçecek zenitlerden biri bu. Özellikle İmperium Krallıkları'nda. Gerçekten kanlı geçeceğine eminim. Ee, okçu atanı eksi 5 veriyor. Piyade defansını eksi 5 veriyor. Yani 15 sağlık gerçekten çok fark ettirdiği için okçu atay ve e, piyadenin defansını düşüneceğini insanlara ben pek sanmıyorum. Zaten e, fetih ismindeki KVK'da oynayan bir oyuncuysanız atağa hiç önem vermezsiniz. Zaten teknolojiden istemediğiniz kadar atak geliyor. Bu yüzden gayet güzel bir tema, buff'ı temayı çok beğenmedim ama buff'ı güzel. Burada 35 heykellik etkinliğimiz var. Buradan da tema geliyor bildiğiniz gibi. Buraya 7 elmas harcıyorsunuz. Bir hafta içine 25 levele kadar gelip 35 gel alıyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Yeni bir etkinlik daha var burada. Yani bu, yani sanırım bu kaynak toplayıp barbar avladığı, avlayıp bir şeyler elde ettiğimiz etkinlik de olabilir. Pop-up satın alıp e, şu soldaki coinler herhalde coinleri aldığımız etkinlik de olabilir bilmiyorum bunu bunu gelince göreceğiz ama yeni bir etkinlik olduğu belli içine böyle marketinde heykellerden tutun da işte anahtar beceri sıfırlama falan var güzel güzel etkinlikler var İşte bu yeni komutanımız Liu Che diye bu 7 gün giriş yaptığınızda alabiliyorsunuz bu komutanı isterseniz de değiştirebiliyor musunuz zaten birazdan bu komutanın becerilerine geçecekler zaten Evet bu komutanımız piyadeci ve stattan şimdi gelecek. Evet. 2250 hasarı var 1000 öfkede yine. Bir de burada e, march speed azaltması var. %40 has, e, hız azaltıyor. Vurduğu kıtanın. ikinci becerisi piyade defans bonusu 20, speed, e, hız bonusu 20. Bir de beceri hasarı düşürmesi 20 var. Çok iyi. 3. becerisinde saldırı bonusu var. Bir de 300 e, fazladan hasar vuruyor. 4. becerisinde normal atağınıza %10 bonus veriyor. Bir de hasar düşürmesi var. %10'u da aynı şekilde. Uzmanlık becerisinde uzmanlık becerisinde de bu komutan diyor map'teyken %25 şansla ekstra normal hasar vurur diyor. Böyle bir komutan. Burada animasyonu var. Gördüğünüz gibi dümdüz böyle. Birazcık kubingi andırıyor. Bu da sanırım soru cevap yok. Burada güzel yenilikler var. Evet burası bunlar arkadaşlar şu an gördüğünüz e, birliğe başvuru yapmadan girebilmenizi sağlıyor. Mesela gördüğünüz gibi 30, e, 1 30. Yani bu oyuncu X yani atıyorum kendi krallığımdan örnek vereyim. CG'ye ben başvuru yap eğer bu liste içindeysen yani şu 30 kişiden biri biriysem CG'ye arkadaşlar başvuru yapmadan direkt böyle basıp girebiliyorum. Bu ona yarıyor. E, gayet iyi bir özellik. Özellikle de başka bir topraktaysın ve rally falan yiyorsanız tık diye bir saniye içinde birlik değiştirebiliyorsunuz. Gayet iyi burada aynı şekilde. Bir de burada e, block list var. Yani buraya eklediğiniz insanlar e, birle başvuramıyor. Yani direkt reddediyor. Otomatik reddediyor. Başvuramıyor. Yani şu gözünüz önüne sizi rahatsız etmiyor. Güzel bu da direkt otomatikman reddediyor. Burada yeni bir e, şey var yine KVK içindeki hangi krallıkların şöyle gösterecek zaten. Evet bu hangi krallığa bu kvk modül mesela şu gördüğünüz krallıklara e, Kahraman marşı kvk'sı gelmiş bunu gösteriyor normalde bu görünmüyordu bildiğiniz gibi İnsanlar Diğer krallıklarla haberleşerek veya o krallıklarda hesap açarak bunlardan haberdar oluyordu Oyun bunun Kolay bir yöntemini getirmiş Bu şekilde hangi krallıklara hangi kvk modu geldiği görünüyor Burada bir diğer e, Yeni eklenti kral becerisi var burada banish olarak gördüğünüz Arkadaşlar bu beceri ne işe yarıyor? Bu gerçi oyuna geldi ama diğer etkinlikler geldi. O yüzden bunu anlatabilirim diye düşünüyorum. Bu et, e, beceri 3000 elmas değerinde yanlış hatırlamıyor isem 3 günde bir kullanılıyor. Ve bunu kullandığınız şehir bunu tabii ki de ana karanızda kullanabiliyorsunuz. KVK'da kullanamıyorsunuz. E, ana karanızda bunu kullandığınız kale otomatikman zone 1'e gidiyor arkadaşlar. Atıyorum zon 3'te bir tane farm killer'ınız var. Kalkanlı basmış oturuyor. Bu adama e, banish becerisini atıyorsun. Tık diye zone 1'e gidiyor. Kafan rahat bir şekilde takılıyorsun. Başka e, şey bir önemi yok. Gayet iyi ama krallığınızda böyle hani e, farm kill gibi şeyler yoksa şu an şu anda gördüğünüz gibi farm kill gibi bir şey yoksa, Çoksa sizin için çok da önemli bir beceri değil. Evet burada soru cevaba geçiyor Burayı biraz geçelim burada Değişik değişik sorular var Troll biraz sorular sanırım bu kadar aynen böyle Sorular çok önemli değil bazıları troll sorular var o yüzden Bu kadarın yeterli olduğunu düşünüyorum Zenit teması bizim için önemli Yeni piyade komutanımız var o güzel Bir tane de garnizon komutanı var onu geldiğinde video yaparım şu an Yapılır yapılmaz diye Sorup size yanlış tavsiye vermek istemiyorum o yüzden o komutan geldiğinde videosunu yaparım lioçe şu anki e, Yani yaklaşık bir hafta sonra bu güncelleme iki gün sonra gelecek e, ve üç gün sonra da komutan gel desek 5-6 gün sonra bu komutan oyuna gelecek yani şu videoda da itibaren başka bizim için bir de 35 heykellik event var Onun dışında pek de bizim için önemli olan yok önemli olan bir şey yok e, kvk modundaki güzel o tüm krallıkları göstermesi dışında bir de 1l e, onaylı üyelerin direkt girebilmesi dışında pek de bizi ilgilendiren bir şey yok aslında. Video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like like atıp abone olursanız çok sevinirim. Sonraki Rise of Kings canlı yayın videolarını görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.